Şimdi inşaatta son süreçlerde çok intihar vakaları oluyor maalesef. Finans şehir merkezinde, Ataşehir'de bir yılda 5 insan kendini, yaşamını son verdi. 5'i de 20 ile 30 arası yaşlardı. Gerçekten gençtiler hepsi. Yani bu yaşta bu insanların omuzuna neler yüklendi, nasıl oldu da bu kişiler kendini intihar etti? Gerçekten hepsi bizim açımızda hem şüpheli hem de derin yaramız yani. Bunu araştırdığımızda, konuştuğumuzda aile bireyleriyle, işteki arkadaşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla, yani genel anlamda hani çocuğu ailesiyle sorunların olduğunu, genel anlamda işte uyuşturucu şantiyelere girildiği ve benzeri şeyler söylüyorlardı. Tabii ki hani ülkemizdeki son süreçlerdeki sürekli iş kazaları, iş cinayetleri ya da kendini intihar eden arkadaşlar, hani genel anlamda çok derin bir kriz var. Bu krizden dolayı yoksulluktan, işsizlikten ciddi anlamda bir mutsuzluk var. Yani geleceğe dönük bir hayali yok, bütün hayalleri kırılmış, yok edilmiş. Bunlar kendini yalnız hissettiği için, borçlandığı için, geçinemediği için, ailene para gönderemediği için, bunlar hepsi bir stres haliyle dönüyor ve kişiyi intihara sürüklüyor yani. Şantiyelerde ciddi anlamda büyük bir denetimsizlik var yani. Hani yiyeceğinden, içeceğinden, barınmasından, beslenmesinden tutalım, işçinin alacak vereceklerinden tut, sigorta primleri, bütün her şeyi kontrolsüz bir kültür haline gelmiş. Gasp, imha, inkar, yok sayma, kişiyi onursuz şeyleri dayatmak, bunlar hepsi şantiyede. Yani hakkını arayan bir işçi dahi onun hani onu aforoz edecek, onu sürekli tehditlerle, iş bulamayacaksın, bir gittiğin her yerde sana bu işe alınmamak için gereken telefonları yapacağız ve benzeri, böyle işçileri de korkutan bir yerde duruyorlar yani sürekli. Kırmızı bir kod diye, yani hayali bir şey, şantiyelere girmiş işte bu kırmızı kod, işte eğer ki sen hani tazminat istersen, sendikaya gidersen, şu hakkını ararsan kırmızı kod çekeriz, bir daha hiçbir projemizde çalışmazsın, hatta başka bir yerde de seni çalıştırmayız gibi ürkütücü, korkutucu şeyler, psikolojik şiddet uygulamalar ve benzeri şeyler var. Bizim zaten en büyük sorunumuz örgütsüzlüktür yani. İşçiler hani örgütsüz olunca yani her türlü kıyıma şeydir, açıktır gerçekten. Hani çünkü patronlar da bu noktada çok gaddarlar. Özellikle taşeron sistemi işçileri ciddi anlamda her şekilde mağdur ediyor. İnşaat işçilerine çağrımızdır. Kendini intihar etmek bir şey elde edilmez. Ancak bir araya gelirsek, birleşirsek, birlikte dayanışırsak, birlik olursak patrona karşı ya da işverene karşı bir güç oluşturup haklarımızı alırız. Bireysel davranıp ya da duygusal mutsuzluk karanlığa iten bir zaten bir siyasi iktidar ya da işte psikolojik şiddet ve benzeri şeyler var. Bunu görüyoruz ama İnşaat işçileri yalnız değil. Gerçekten artık dev yapı sendikaları var. Her yerde çalışmaya çalışıyor, örgütlenmeye çalışıyor. Birçok inşaatlarda, birçok kente örgütlenmeye çalışıyor. İyi başarı elde ettiği şeyler de var. Kendini yalnız hissetmesinler. Dev yapı sendikasını muhakkak bulsunlar, bize başvursunlar. Birlikte mücadele edelim, birlikte hareket edelim. Bu yoksulluğa, bu savaşa, bu mağduriyete, bu eşitsizliği ortadan kaldıralım, geleceğimizi inşa edelim.